Konuya başlamadan önce belirtmem gereken birkaç husus var. Bildiğiniz üzere tarih belgelerle yazılır. Sloganlarla veya duygularla tarih doğru bir şekilde anlaşılamaz. Fakat herkesin tarihe farklı bir bakış açısı vardır. Özellikle bizim toplumumuzda iki çeşit tarih anlayışı vardır. Birisi Osmanlı Devleti'ni seven, ecdadı olarak gören ve ona sahip çıkan kesim ki biz de ona dahil oluyoruz. Diğeri ise kendi tarihini 1923'ten itibaren başlatan, bu tarihi milat olarak gören ve gerisini pek önemsemeyen bir takım kişiler. Anlatmak istediğim şey ise her ne kadar belgeyle anlatırsanız anlatın, herkes tarihi kendi perspektifinden yorumlar. Bu tarihçiler için de geçerlidir. Biz ise konuları ele alırken öncelikle kendi devletimizin kaynaklarından yararlanıyoruz. Eğer ki ilk olarak diğer devletlerin kaynaklarından yararlanacak olursak, yanılgıya düşme ihtimalimiz hayli artabilir. Bu yüzden sizlere video yaparken elimizden geldiğince doğru olan bilgiye ulaşıp sizlere bazen farklı bakış açılarından konuya bakmanızı sağlıyoruz. Bu videoda onlardan birisi. Bu yüzden daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Türkiye'de yıllardır Sultan Abdülhamit Han'ın döneminde hiç toprak kaybedilmediği konuşuluyordu. Ancak bir takım insanlar bunun tam aksini iddia eden bir tez ileri sürdüler. Bu tezde de Sultan Abdülhamit Han'ın 1,5 milyon metrekare toprak kaybederek Osmanlı'da en çok toprak kaybeden padişah olduğu iddiasıdır. Biz de bu videoda iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı üzerinde duracağız. Öncelikle Sultan Abdülhamit Han'ın dönemini iyi bilmek gerekir. Zira Abdülhamit Han'ın saltanatı 3'e ayrılır. 1. Meşrutiyet dönemi, Sultan Abdülhamit Han dönemi, 2. Meşrutiyet dönemi. Tam 33 yıl süren bu saltanatın ilk 1,5 yılı ve son 1,5 yılı meşrutiyet ile geçmiştir. Toprak kaybının olmadığı iddia edilen dönem ise Abdülhamit Han'ın yönetimi bizzat elinde tuttuğu dönemdir ki bu yaklaşık 30 sene civarındadır. Sultan Abdülaziz, Mithat Paşa'nın ihanetiyle tahttan indirildikten sonra tahtı Hümayun'a bir mason olan 5. Murat geçti. Lakin akli melekeleri yerinde olmadığı için yerine yeni padişah getirilmesi gerekiyordu. Mithat Paşa ve avanesi Şehzade Abdülhamit ile görüşerek, "Eğer meşrutiyet sözü verirsen seni padişah yaparız," dediler. Şehzade Abdülhamid'in de başka çaresi olmadığından bu teklifi kabul etti ve tahta oturdu. Aynı sene yani 23 Aralık 1876 tarihinde de devlet meşruti yönetim sistemine geçti. Bu sistemde padişahın yetkileri azami derecede kısıtlanıyor ve adeta sadece onay verme merci haline geliyordu. Yönetim ise meclisin elinde bulunuyordu. Yani bugünkü parlamenter sistem anlayışının bir benzeri olarak Mithat Paşa ve avanesi bir karar alıyor, Sultan Abdülhamit ise sadece onay verme merci halinde bulunuyordu. Devleti Mithat Paşa ve avanesi yönetiyor ancak padişah yönetime dahil edilmiyordu. Bu gücü elinde bulunduran Mithat Paşa ülkeyi Rusya ile harbe sokmak istiyordu. Sultan Abdülhamit ise o günün şartları gereğince Rusya ile harbe girmek istemiyordu. Ancak Mithat Paşa halkı galeyana getirmiş ve Sultan Abdülhamid ise Rus dostu olarak lanse etmekteydi. Çünkü ordunun bunun üstesinden gelebileceğine emindi. Sultan 2. Abdülhamid bu duruma hiçbir şekilde onay vermemesine rağmen Rusya ile harbe girildi. Bu harbin neticesi Osmanlı için adeta bir hezimetti. Bu duruma daha fazla tahammül gösteremeyen Sultan Abdülhamid 13 Şubat 1878'de bu durumun ülkeyi açıkça felakete sürüklediğini gördüğü için meşrutiyeti kaldırdı ve Meclis-i Mebusan'ı anayasanın 113. maddesinin kendisine verdiği yetkiyle tatil etti ve yönetimi kendi eline aldı. Mithat Paşa'nın sebep olduğu bu savaşın ardından Ruslar bugünkü Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu yere kadar gelmişlerdi. Doğuda da Erzurum'a kadar ilerleyen Rus ordusu Ayastefanos Anlaşması'nı Osmanlı'ya dikte etmeye çalışıyordu. Bu anlaşmaya göre Sırbistan, Romanya ve Karadağ tam bağımsızlık kazanacak ve sınırları genişletilecek. Bir Bulgaristan prensliği kurulacak. Prensliğin sınırları ise Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluğa kadar uzanacaktı. Bosna Hersek'e ise iç işlerinde bağımsızlık verilecek. Kars, Ardahan, Artvin, Batum, Doğu Bayezid ve Eleşkirt Rusya'ya verilirken Teselya Yunanistan'a bırakılacaktı. Ayrıca Girit ve Ermenistan'da da ıslahatlar yapılacaktı. Bunlarla beraber Osmanlı Devleti Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödemesi de cebasıydı. Ancak bu durum Rusları Akdeniz'e indireceğinden İngilizlerin işine hiç gelmiyordu. Durumu fark eden Sultan Abdülhamit, Ruslara karşı bir koz olarak İngilizleri yanına almayı tercih etti ve onlara bir süreliğine Kıbrıs'ın idaresini vererek onları bir anlaşma yapmaya ikna etti. Böylece Sultan Abdülhamit Han'ın deha siyaseti de başlamış oldu.
Tabi burada direkt akıllara hemen şu geliyor. Sultan Abdülhamit Kıbrıs'ı İngilizlere sattı. İşte Sultan Abdülhamit'e atılan ilk büyük yalan ve iftira. Kıbrıs satılmadı. Hukuki hakları tamamen Osmanlı'ya ait kalarak adanın idaresi askeri üs kurması için geçici olarak İngilizlere bırakıldı. Ayrıca da Osmanlı Devleti dilediği zaman İngilizleri adadan çıkarabilme hakkına da sahipti. Ancak Sultan Abdülhamit bu kara parçasının hukuki haklarını yaklaşık 30 sene İngilizlere kaptırmadan elinde tutsa da iddiatçıların döneminde, yani Sultan Abdülhamit tahttan indirildikten sonra İngilizler Kıbrıs'a el koyduk, artık bizimdir demiştir ve bunu da 1923 Lozan Anlaşması'nda da netleştirmiştir. Lozan'ın 20. maddesinde aynen şöyle geçer. Türkiye, Britanya hükümeti tarafından 5 Teşri Nisani, yani 5 Kasım 1914'te ilan olunan ilhakını tanıdığını beyan eder. Sultan Abdülhamit Han Kıbrıs'ı İngilizlere üs olarak verip Rusya'nın dikte etmeye çalıştığı Ayestefanos Anlaşması'ndan kurtularak yeni bir anlaşma yoluna girdi. Bu anlaşma ise Berlin Anlaşması'ydı. Bu anlaşmanın detayına girmeden önce belirtmekte fayda olduğunu düşündüğüm Kıbrıs'ın İngilizlere üs olarak verilmesi meselesi var. Sultan Abdülhamit Han Kıbrıs'ı üs olarak vermişti. Tıpkı bugünkü İncirlik üssü gibi. Ancak İngilizler 1914'te Kıbrıs'ı ilhak kararı aldılar. Yani Kıbrıs Anlaşması'nı tek taraflı feshettiler. Kıbrıs Anlaşması veya Kıbrıs Konvansiyonu 24 Haziran 1878 ile 1 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan ve Berlin Konferansı'nda Birleşik Krallığın Osmanlı İmparatorluğu'na destek çıkması için Kıbrıs Adası'nın yönetiminin geçici olarak Büyük Britanya'ya verilmesini öngören gizli bir anlaşmadır. 5 Kasım 1914 Kıbrıs'ın ilhakı ve 1. Dünya Savaşı'nın başlamasına mütakip 5 Kasım 1914 günü İngiltere Bakanlar Kurulu hem Osmanlı Devleti'ne resmen savaş ilanı hem de Kıbrıs'ı ilhak kararı almışlardır. Kabine toplantısında alınan kararda Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında başlayan savaş nedeniyle 1878 anlaşmasının geçerliliği kalmadığını belirtmekte ve şöyle denmektedir. Yukarıda belirtilen tarihten itibaren Kıbrıs Adası ilhak edilecek ve majestelerinin mülkünün bir parçası haline gelecektir. Bu kararname 1914 kabinesinin Kıbrıs'ı ilhak kararı adını taşıyacaktır. Bu karar tek taraflıydı ve 1878 anlaşmasına ve uluslararası hukuka aykırı yasa dışı bir karardı. Lozan Anlaşması'nın biraz önce dediğim gibi 20. maddesinde Kıbrıs haklarımızdan feragat ettikten sonra gelin 21. maddesine bakalım. Lozan Anlaşması'nın 21. maddesi aynen şu şekildedir. 5 Kasım 1914 tarihinden Kıbrıs adasında yerleşmiş bulunan Türk uyrukları yerel kanunun saptadığı şart içinde İngiliz uyrukluğunu edinecekler ve bu kimseler Türk uyrukluğunu, yani Türk vatandaşlığını yitireceklerdir. Bununla birlikte iş bu anlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak 2 yıllık bir süre içerisinde Türk uyrukluğunu seçme yetenekleri olacaktır. Bu durumda seçme hakkını kullandıkları tarihi izleyerek 12 ay içerisinde Kıbrıs adasından ayrılmaları zorunlu olacaktır. Lozan Anlaşması 21. maddesiyle de Kıbrıs'taki Türk nüfusunun azaltılmasına sebep olacak bir fiile imza atıldı. Yoksa siz hala bu bilgilere rağmen Sultan Abdülhamit Han'ı mı suçluyorsunuz? Neyse, sonuç olarak Kıbrıs'ın hangi dönemlerde verildiği gayet açık bir şekilde ortadadır. Bu durumdan ise Sultan Abdülhamit Han'ı sorumlu tutmak yine sizin vicdanınıza kalmış. Ama bizim açımızdan asıl sorumlular Mithat Paşa'nın avanesi, iddiatçılar ve sonrasında bu konularda Lozan'da hezimete uğrayan kişilerdir. Tabii en doğrusunu Allah-u Teala bilir.